Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evlere girmek kaide ve edepleri. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, sahiplerinden izin almadan, selam vermeden girmeyin. Nur Suresi, Ayet 27. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yere girmek için izin 3 seferdir. Yani kapı 3 defa çalınır. İzin verilirse girin, aksi halde dönün. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzin istemek ancak gözün evin ayıplarını görmemesi için şart kılınmıştır. Yani bu hadisi daha iyi anlamak için başka bir hadisle beraber, yani bir kimse izni olmaksızın bir kimsenin evinin içine bakarsa o kimsenin gözünü çıkarmak onlara helal olur hadisiyle birleştirmek lazım. Bugünkü ismiyle röntgencilik yapmak haramdır. Çünkü bu iş bakan kimse için ahlaki düşüklük ve hasta ruhluluk alameti, bakılan için ise mahcubiyet kaynağıdır. Eve girmek için izin istemek böyle bir gerekçeden dolayıdır. Rib'i bin Hiraş radıyallahu anh şöyle demiştir. Beni Amir'den bir adamın bize haber verdiğine göre bu kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evdeyken İçeri gireyim mi diye izin istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Önce esselamu aleyküm desin, sonra gireyim mi diye sorsun buyurdu. Adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini duyarak, esselamu aleyküm, girebilir miyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi. O da içeri girdi. Kilde İbni Hanbel radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Selam vermeden huzuruna girdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geri dön ve Esselamu aleyküm gireyim mi de buyurdu. Bir yere girmek için izin isteyen kimsenin kim o sorusuna adını söyleyerek cevap vermesi gerektiği. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre meşhur Miraç hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sonra Cibril beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğimde kim o denilince ben Cibril'im dedi. Yanındaki kim denildi? Muhammed cevabını verdi. Sonra ikinci kat semaya çıkardı. Kapının açılmasını istedi. Kim o denilince ben Cibril'im diye karşılık verdi. Yanındaki kim denildi? Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer semalara yükseldikçe aynı sorular soruluyor ve aynı cevaplar veriliyordu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Gecelerden birinde dışarı çıkmıştım. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına gidiyordu. Ben de ayın gölgesinde yürümeye başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını çevirip beni görünce sen kimsin buyurdu. Ben de Ebu Zer'im dedim. Ümmü Hani radıyallahu anha şöyle demiştir. Mekke fethi günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Resulullah yıkanıyor. Fatıma da onun insanların gözünden perdeliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim o buyurdu. Ben de Ümmü Hani'yim dedim.
Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kapısını çaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim o dedi. Benim diye cevap verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benim, benim diyerek benim bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Yani kapı çalarken veya bir yeri telefonla ararken kim o, kimsiniz sorusuna kendimizi tanıtacak şekilde ismimizi söylemeliyiz. Aksi takdirde benim diye cevap vermek uygun olmuyor. Hadislerde yasaklanmış oluyor. Çünkü bu ifadeler kapalı olmuş oluyor. Gerekirse isim, soyisim, memleket ve benzer ifadelerle kendimizi tanıtarak takdim etmeliyiz. Aksıran kişi hamd ederse yerhamukallah demek gerektiği. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah aksıranı sever fakat esneyenden hoşlanmaz. Sizden biriniz aksırır ve Allah'a hamd ederse bunu işiten her Müslümanın yerhamukallah demesi gerekir. Esnemeye gelince o şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi geldiği zaman onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın. Çünkü siz esnediğiniz zaman şeytan size güler. Yani esnemek bir sıhhat alameti olmayıp şeytandan olduğunun söylenmesi insanların gaflet ve tembelliğinin belirtisi olduğu duyurulmuş oluyor. Esnemenin sebebi çok yiyip içme suretiyle vücudun hareket kabiliyetinin azalması, uyku ve gafletin öne geçmesidir. Bu duruma şeytan sevinir ve güler. O kişiyi esir aldığından ve dünyalık şeylere muhtaç ettiğinden dolayı bu sebeple esnemek hoş karşılanmamış ve önüne geçilmesi emredilmiştir. Dolayısıyla el ile ağız kapatmak gerekmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin. Kardeşi ve arkadaşı da ona yerhamukallah desin. Aksıran da yehdikumullah ve yuslihu balekum. Yani Allah yolunu göstersin, hidayet versin, işlerinizi uygun ve yarayışlı hale getirsin desin. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah derse ona yerhamukallah deyiniz. Şayet Allah'a hamd etmezse siz de yerhamukallah demeyiniz. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki kişi aksırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birine yerhamukallah dedi. Diğerine ise hiçbir şey söylemedi. Kendisine yerhamukallah denilmeyen kişi, filan kişi aksırdı. Ona yerhamukallah dediniz. Ben aksırdım. Bana ise demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişi elhamdülillah dedi. Sen ise demedin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırdıkları zaman elini veya mendilini ağzına tutar, böylelikle sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamukallah denileceği ümit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yapmacıktan aksırırlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara ihdikumullah ve yuslihu balekum. Allah size hidayet versin ve halinizi düzeltsin buyururdu.
Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'de rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz esnediği zaman eliyle ağzını tutsun. Çünkü şeytan onun ağzına girer. Yani gaflet halinin belirtisi olan esnemekten sakındırmak için söylenen bu hadiste de ağzımızı kapamamız emrediliyor. Ağzı açarak karşımızdakilere çirkin bir durum sergilemekten bizi uzaklaştırmış oluyor. Şeytanın güleceği, sevineceği her türlü davranıştan uzak durma gayreti böylece bize öğretilmiş oluyor. Karşılaşınca musafaha yapmak. Ebu Katade radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Enes'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı birbiriyle el sıkışır mıydı diye sordum. O da evet diye cevap verdi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemen halkı Medine'ye gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Yemen halkı geldi. El sıkışmayı ilk başlatan onlardır buyurdu. Bera radıyallahu anh'de rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirleriyle karşılaşırlar da el sıkışırlarsa ikisi birbirinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bizden bir kimse kardeşi veya arkadaşıyla karşılaştığında onun için eğilebilir mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, eğilemez buyurdu adam. Ona sarılıp öpebilir mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Bu defa adam, elini tutup musafaha edebilir mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Bir daha okuyorum. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bizden bir kimse, kardeşi veya arkadaşıyla karşılaştığında, onun için eğilebilir mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, eğilemez buyurdu. Adam, ona sarılıp öpebilir mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Bu defa adam, elini tutup musafaha edebilir mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Yani, saygı ve hürmet maksadıyla rükû eder gibi veya baş eğmek şeklinde bir kimsenin önünde eğilmek İslam'da caiz değildir. Uzaktan gelen ve çoktandır görüşmeyen kimselerin veya uzun yolculuklardan dönen kimsenin yakınlarıyla mualaka denilen kucaklaşması caizdir. Bu kucaklaşma birbirine haram olan kimseler arasında olamaz. Yani nikahlanabileceği kimselerden olmaması gerekir. Musafaha ise tokalaşmak demektir. Müslümanlar arasında sevgi ve saygıyı artıran sünnetlerden biridir. Saffan İbni Assal radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir Yahudi, kendisi gibi Yahudi olan arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve onu imtihan etmek için 9 kesin ayetin ne olduğunu sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaplandırdıktan sonra onun elini ve ayağını öperek şehadet ederiz ki sen gerçekten bir peygambersin dediler. Uzunca bir hadisin bu bölümünü ilgilendiren bölümü dolayısıyla buraya alınmıştır. Kur'an'da geçen 9 ayet 9 mucize veya Hazreti Musa'ya Allah'ın bildirdiği 10 emirden birini saklayıp 9'unu öğrenmek istemişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 9'unu ve sakladıkları 10'uncuyu da bildirince elini ve ayağını öpmüşlerdi. Bu 10 emir ve 10 husus şunlardır. 1. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. 2. Hırsızlık yapmamak. 3. Zina etmemek. 4. Haksız yere adam öldürmemek.
5. Bir kimseyi öldürtmek için güç kuvvet sahibi bir kimsenin yanına gitmemek. 6. Sihir, büyü yapmamak. 7. Faiz yememek. 8. Evli ve namuslu bir kadına iffetsizdir diye iftira etmemek. 9. Savaş meydanından kaçmamak. 10. Bilhassa sizin gizlediğiniz cumartesi yasağına saygısızlık etmemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin el ve ayaklarını öpen bu Yahudileri yasaklamayışından dolayı bazı alimler el öpmenin bazı durumlarda caiz olabileceğini çıkarmışlardır. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizdeyken Zeyd İbni Harise Medine'ye gelmişti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de elbisesini sürüyerek ayağa kalktı, onu kucakladı ve öptü. Yani çoktandır görüşmedikleri kölesi ve evlatlığı olan çok sevdiği Zeyd'e böylece muamele etti. Bu özel muamelede bu hadislerle böylece bize aktarmış oldu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa iyilikten hiçbir şey küçük görme buyurdu. Yani her şey Müslümana sevap kazandırır. İşte güler yüzle bir kardeşini karşılamak da sevap kazandıran amellerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı öpmüştü. Bunun üzerine Akra İbni Habis, benim 10 tane çocuğum var. Fakat bunlardan hiçbirini öpmedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Yani büyükler küçüklere karşı daima şefkat ve merhametle muamele etmeli. Onları sarıp kucaklamadırlar. Efendimiz bu davranışı hiç ihmal etmez, ashabına da göstererek güzel örnek olurdu. Cahiliye döneminde Arap toplumu o günlerde bu üstün insani vasıflardan yoksun bulunmaktaydılar. Bu yönde onları eğitip bu insani vasıfları kazandırmayı hedeflemişti. Akra İbni Habis bunlardan biriydi. İçinde bulunduğu durumu dile getirip açığa vurmuştu. Küçük çocukları sevgi ve şefkat gereği öpmek caizdir. Bu merhametten mahrum olanlar sevaptan da mahrum kalırlar. Dünyada insanlara merhamet etmeyenlere Allah da kıyamet gününde acımaz. Hasta ziyareti ve cenazeyi uğurlamak. Bera bin Azib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana hamd ederse erhamukallah demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksıran kişi elhamdülillah derse erhamukallah demek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ademoğlu diyecek ki, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirim?
Allah da, falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Ademoğlu, beni doyurmanı istedim, doyurmadın buyurur. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl doyurabilirim der. Allah da, falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Ademoğlu, senden su istedim, vermedin buyurur. Ademoğlu, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Allah buyuracak ki, falan kulum senden su istedi de vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğin sevabını katında bulurdun. Bunu bilmez misin buyurur. Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastayı ziyaret edin. Aç olanı doyurun. Esiri de kurtarın. Sevban radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretinden dönünceye kadar cennet hurfesi içindedir. Ey Allah'ın elçisi, cennet hurfesi nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zamanı geldiğinde toplanan cennet yemişidir buyurdu. Yani cennet hurmalığı, cennet yemişleri, cennet nimetleri anlamına gelen hurfe, harif, mahreve kelimeleriyle hasta ziyaretine giden kimsenin cennette yemiş toplar gibi sevap toplayacağı anlamına gelmektedir. Hasta ziyaretini yapan kimseye 70 bin meleğin rahmet okuması ve istiğfar etmesini de şimdi hadisten öğreneceğiz inşallah. Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, 70 bin melek akşama kadar ona rahmet okurlar. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, 70 bin melek onun için sabaha kadar istiğfar ederler. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan bir Yahudi çocuk vardı. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başucuna oturdu ve ona Müslüman ol buyurdu. Çocuk da babasının düşüncesini öğrenmek için onun yüzüne baktı. Babası, Ebul Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun dedi ve dışarı çıktı. Hastaya dua etmek. Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, bir kimsenin bir tarafı ağrıdığında veya yara bere olduğunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla şöyle yapardı. Yani Ravi Süfyan Uyeyne şehadet parmağını yere dokundurup kaldırarak peygamberin nasıl yaptığını gösterdi ve Bismillah, bu bizim arzımızın toprağıdır. Bazımızın tükürüğü ile Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyurdu. Yani İnsanın ham maddesinin toprak olması dolayısıyla bazı Müslümanların tükürüğüyle yeryüzü toprağının karışımı da hastalıklara şifa vasıtası olabilir. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden bazısı hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve şöyle buyururdu. Allah'ım, sen bütün insanların hayatlarını programlayansın.
Rabbimizsin. Bu hastanın ızdırabını gider, şifa ver. Şifayı ancak sen verirsin. Senin şifadan başka şifa verecek yoktur. Buna hiçbir hastalık izi kalmayacak şekilde şifa ver. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, tabiinden olan Sabit'e şöyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya okuduğunu sana da okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine ben, ey insanların Rabbi ve bütün ızdırapları gideren Allah'ım, senden başka şifa verecek yoktur. Bu hastaya hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifa ver. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'de rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Hastalandığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve 3 defa Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye buyurdu. Ebu Abdullah radıyallahu anh'de rivayet edildiğine göre vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve 3 kere Bismillah de. 7 kere de Allah'ın adıyla uğradığım ve uğrama korkusu çektiğim her dertten Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Bir daha okuyorum. Ebu Abdullah, vücudunda hissettiği bir ağrıdan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, vücudunun ağrıyan yerine elini koy ve 3 kere Bismillah de. 7 kere de Allah'ın adıyla uğradığım ve uğrama korkusu çektiğim her dertten Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun baş ucunda 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse Allah onu o hastalıklardan kurtarır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etmişti. Herhangi bir hastayı ziyaretinde olduğu gibi ona da geçmiş olsun, zararı yok. Hastalığınız inşallah günahlardan temizlenmektir. Yani günahlarınıza kefaret olur buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek hastalıktan şikayetin mi var diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Cebrail Allah'ın ismiyle seni rahatsız edecek her şeyden, her bir canlının zararından, hasetçinin gözünün şerrinden seni okuyup sana dua ederim. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana dua edip nefes ederim buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahit oldular. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah onu doğrulayarak benden başka ilah yoktur. Ben en büyüğüm buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde yine Allah o kulunu tasdik ederek benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Eşim ortağım yoktur buyurur. Kul Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk de onun. Eksiksiz övgüler de ona mahsustur dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Eksiksiz övgüler de bana aittir buyurur. Kul,
Allah'tan başka ilah yoktur. Güç, kudret yalnız Allah'ındır dediğinde, Allah, benden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak benimdir ve benim iznimledir buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla, bu duaları bir kimse hastalandığında söyler de, sonra o inanç üzere ölürse, cehennem ateşi onu yakıp yiyemez buyurdu. Yani dua, gerçek şifa verene direkt başvurmak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hastalıklara şifa vermesi için hem kendisi Allah'a dua eder, hem de nasıl dua edilmesi konusunda ümmetine tavsiyelerde bulunurdu. Hastanın halini yakınlarından sormak. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Ali İbn Ebu Talip radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hastalığı zamanında yanından çıktı sahabiler. Ya Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oldu? Geceyi nasıl geçirdi dediler. O da, Allah'a hamdolsun, iyi geçirdi dedi. Öleceğini anlayanın yapacağı dua. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve beni Refik-ül Âlâ'ya, yani yüce dostun makamı olan kendi katına kavuştur diye dua ettiğini duydum. Yine Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ölüm deşeğinde yanı başındaki su kabına elini daldırıp yüzüne sürerken gördüm. O böyle yapıyor, sonra da Allah'ım ölümün şiddet ve baygınlıklarına karşı bana yardım et diye dua ediyordu. Hastaya ve ölümü yakın olduğu tahmin edilenlere iyi muamele etmek. İbrahim bin Husayn radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden bir kadın, zina sonucu gebe kalmış olduğu halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, ey Allah'ın Resulü, had cezasını gerektiren bir suç işledim, cezamı ver dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kadının velisini çağırtıp getirtti ve ona, bu kadına iyi bak, çocuğunu doğurunca bana getir buyurdu. Adam bu işleri gereği gibi yaptı ve doğumdan sonra kadını getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisenin iyice bağlanmasını emretti. Sıkı sıkı bağladılar. Sonra da peygamberin emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenaze namazını kıldı. Yani ölmesi kesinlikle muhtemel hastalara ve ölümüne karar verilmiş mahkumlara iyi bakmak ve iyi bakılma tavsiyesinde bulunmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerindendir. Evli olup zina eden kimseye recm cezası uygulanması da böylece görmüş olduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu tür bir suçu işleyen ve recm cezasını hak eden kimseye, toplum ve yakın çevresi tarafından psikolojik baskılar, kınama ve benzeri bir takım kaba, olumsuz davranışlara girilmemesi için cezadan önce ceza anlamına gelebilecek bu tür davranışlardan uzak durulması gereğini hatırlatarak düşene düşman olmamalı prensibini ortaya koymuştur. Hastanın hastalığının şiddetini anlatması. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet olunmuştur. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi. Sıtmadan titriyordu. Elimi vücuduna dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var. Sıtma nöbetine tutulmuşsunuz dedim. Evet. Sizden iki kişinin yakalandığı sıtmanın şiddeti kadar sıtmaya yakalandım ve ızdırap çekiyorum buyurdu.
Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ona, gördüğün gibi çok rahatsızım ve zengin bir adamım. Tek kızımdan da başka mirasım yok dedi. Ayşe radıyallahu anha bir keresinde şiddetli bir baş ağrısına tutulduğundan dolayı vay başıma ölüyorum demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl ben vay başıma demeliyim buyurdu. Hadisin tamamı şu şekildedir. Metinde olmayan fakat konu daha iyi anlaşılsın diye burada onu da aktarıyoruz. Hazreti Ayşe vay başım ölüyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen ölür de ben hayatta kalırsam senin için istiğfar ve dua ederim buyurdu. Bunun üzerine Ayşe vay başıma gelen musibete vallahi öyle sanıyorum ki muhakkak sen benim ölümümü istiyorsun. Eğer ben ölürsem muhakkak sen o günün gecesinde kadınlarının biriyle gerdek yapıp yaşayacaksın dedi. Ayşe'nin bu sözü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ayşe, endişelenme, belki ben vay başım demeliyim. Çünkü senden önce ben öleceğim. Hatta hilafeti Ebu Bekir'e vasiyet etmeyi arzu ediyorum buyurdu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.